Evet arkadaşlar, karışım konusunu bitirdik. Hemen testini çözüyoruz. 2x kilo un, y kilo şeker, 2x eksi y kilo su karıştırılıyor. Oluşan karışımın un yüzdesi nedir? Hemen toplam miktarını bulalım. 2x un, y şeker, 2x eksi y de su var. Toplam karışım 4x. Bu toplam karışımın 2x'i un arkadaşlar. Yüzde ne kadar olur? 4'ün yarısı 100'ün yarısı olacak. %50 olur. Şimdi 2'ye bakalım. Tuz yüzdesi %28 olan 80 gram tuz su karışımının 1 bölü 4'ü dökülüyor. Dökülen karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? 28'dir. Bakın, bir karışımın tuz oranı değişebilmesi için ya içinden bir miktar alacaksın ya da üzerine ekleyeceksin. Aynı suyu döktüğün zaman yüzdesi değişmez. Yani 80 gram tuzlu suyun %28'i tuzsa, dökülen miktarın ya da kalan miktarında yüzdesi, tuz miktarı yüzdesi aynı olacaktır. Tuz miktarının yüzdesi aynı olacaktır. Şimdi doğru oldu. Evet, cevabımız Adana'dır arkadaşlar. 3'e bakalım. Ağırlıkça %y'si şeker olan bir miktar şekerli su karışımındaki şeker miktarı 4y kilogram olduğuna göre bu karışımın tamamı kaç kilogramdır? Şimdi karışımın tamamına A diyelim mi arkadaşlar? Bu karışımın tamamının %y'si şekermiş. Sana ne diyor? Bu şeker su karışımındaki şeker miktarı 4y'dir. Yani arkadaşlarım bunun miktarının 4y olduğunu söylüyor. Baştan anlatalım. Karışımımız A, bunun %y'si şeker. Şeker miktarını bulmuş olduk. Sana şeker miktarı 4y'dir diyor. O zaman A'mız burada 400 olur sevgili gençler. Gelelim 4'e. %20'si tuz olan 90 kilogram tuzlu su, %30'u tuz olan 60 kilogram tuzlu su karıştırılırsa elde edilen karışımın dikkat su oranı nedir diyor. Ya biz burada tuz oranını bulup %100'den çıkartıp su oranına gideceğiz ya da direkt su oranlarını yazacağız. Mesela ne demek istiyorum? Birinci dediğimi yapalım. 90 kilogramın %20'si tuzmuş. 90 çarpı 20. 60 kilogram karışımın %30'u tuzmuş. Toplam karışım 90 artı 60'tan 150 olur. Bulduğumuz bu x tuz oranı olur. Şimdi arkadaşlarım şu sıfırları bir sadeleştirelim. 180 artı 180 360. 360 15x. 3'e böl 5. 3'e böl 120. 5'e böldüğümde 24 olur. Karışımın %24'ü tuzdur. Bunun su oranını bulabilmek için 100 eksi 24 deriz. Bu da bize 76'yı verir. Ne dedim az önce? Senden su oranını istiyorsa bundan da gidebilirsin. %20'si tuzsa o zaman %80'i su olacak. %30'u tuzsa %70'i su olacak. Şimdi şöyle yapabilirdik. 90 çarpı 80, sonra 60 çarpı 70, 150 çarpı x diyerek direkt su oranına da ulaşabilirdik arkadaşlar. Gelelim 5'e. Bunu işaretledik mi? Evet. Ağırlıkça %30'u kahve olan kahve su karışımından A kilo. Ağırlıkça %60'ı kahve olan kahve su karışımından B kilo alınarak kahve oranı %40 olan bir karışım elde ediliyor. A ile B arasındaki bağıntı nedir? Olay karışım A'ymış. A'nın %30'u kahveymiş. A çarpı 30. B karışımında %60'ı kahveymiş. B çarpı 60. Toplam karışım A artı B olur. Toplam karışımda %40'ı kahveymiş. Buradaki üçler gitti, pardon sıfırlar gitti. 3A artı 6B dağıtıyorum. 4A artı 4B. 4B'yi buraya aldım. 2B. A'yı buraya aldım. Evet. A eşittir 2B'ymiş arkadaşlarım. Tuz oranı %30 olan 60 gram tuzlu su ile tuz oranı %20 olan 40 gram tuzlu su karıştırılıyor. Oluşan karışımın su oranı nedir? Gel bunu şöyle yapalım. Tuz oranı %30'sa su oranı ne olacaktır? %70. Tuz oranı %20 ise %80 su oranı olacaktır. Yazalım. 60'ın %70'i, 40'ın %80'i su. 60 artı 40.
Karışımın tamamında su oranı ne kadardır? Bakın 2 sıfır var her birinde. Silgisin. 42 artı 4 kere 8 32. Buradan 74 gelir arkadaşlar. 7'ye bakalım. %40'ı tuz olan bir miktar karışıma 10 gram tuz eklendiğinde karışımın tuz oranı %60 olmaktadır. İlk karışım kaç gramdır? O zaman biz ilk karışıma x diyelim. Bu ilk karışımın %40'ı tuzmuş. 10 gram tuz ekliyor. Yani %100'ü tuz arkadaşlar. 10 çarpı 100 eşittir. Toplam karışım burada x artı 10 oldu. Ve toplam karışımın %60'ı tuzmuş. Şöyle yapalım. Bir sıfırlar gitsin arkadaşlarım. 4x artı 100. Buradan da 6x artı 60. 40 eşittir 2x'ten. X'imiz 20'dir. Demek ki başlangıçta karışım 20 grammış. Bunun %40'ı da tuzmuş. Bursa. 8'e bakalım. %40'ı tuz olan 60 gram tuzlu su karışımına karışımın içindeki su miktarı kadar tuz eklenirse son durumda elde edilen karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Arkadaşlarım 60 gramın %40'ı tuz. Biz neyi bulduk? Tuzu. İçindeki su miktarı ne olacaktır? %60'ı su olduğu için 60'ın %60'ını alıyorum. 36 gram su olacaktır. Bu 36 gram suyu su miktarı kadar tuz ekleniyor ya. 36 gram tuz ekledik. Tuz oranlarını yazdığımız için, tuz miktarlarını yazdığımız için 36 çarpı 100 diyorum. Çünkü 36 gram tuz ekleniyor. %100 tuz ekleniyor. Eşittir. Toplam karışım 60 artı 36'dan 96 oldu. Çarpı x. Buradaki x tuzun yüzdesidir arkadaşlarım. Şimdi şöyle yapalım. 6'ya böl 16. 6'ya böl 10. 6'ya böl 6. Evet. Buradan gidebiliriz. 400 artı 600 eşittir 16x. 1000 eşittir 16x. 4'e böl 4. 4'e böl 250. 125 bölü 2'den kaç geliyor arkadaşlarım? 62,5 geliyor. Demek ki karışımın tuz oranı 62,5'muş. Hemen 9'a bakalım. Tuz oranı %20 olan bir miktar tuz su karışımında 10 litre su buharlaştırıldığı zaman yeni karışımın su oranı %70 olduğuna göre başlangıçtaki karışımı kaç litredir? Başlangıçtaki karışıma x diyelim. Bu x karışımının %20'si tuzmuş. Su ile işimiz var arkadaşlar. %20'si tuzsa %80'i su olur. Şimdi bakıyorum. Bu x karışımının %80'i su oldu. Sonra diyor ki 10 litre su buharlaştığında %100 olan bir sudan bahsediyorum. 10 çarpı 100 diyorum. Bakın başlangıçtaki su miktarından sonra 10 çarpı 100 diyerekten su miktarını çıkardım. Eşittir. Sonra diyor ki yeni karışımın su oranı %70'tir. Yeni karışım x eksi 10 oldu. Toplam karışımdan 10'u çıkardım. Bunu da 70 ile çarpıyorum. Bir sıfırları yok et gitsin. 8x eksi 100 eşittir. 7x eksi 70. X eşittir 30'dur. Demek ki başlangıçtaki karışım 30 litredir. Şimdi daha iyi anlaşılması için şöyle anlatacağım. Tamam. X'in %80'i su değil mi? X çarpı 80 bölü 100. Bu benim su miktarım. Sonra içerisinden 10 litre olan suyu çıkardım. Ne oldu arkadaşlarım? Su miktarım benim toplam karışımım x eksi 10 olmuş oldu. Çünkü toplam karışımdan 10 litre suyu çıkarınca x eksi 10 litre karışım kaldı. Bu karışımın da %70'i suymuş arkadaşlarım. Şimdi neden burayı yüzde çarptım? Payda eşitlemiş gibi oldu. Gördünüz mü gençler? O yüzden buraya tamamı su olduğu için %100 olarak alıyorum. Yüzdesini buraya yazıyorum. 9 adana dedik. Şimdi ona bakalım. Saf altın 24 ayardır. 100 gram 18 ayar altın ile kaç gram saf altın eritilip karıştırılırsa oluşan altın karışım 22 ayar olur demiş. Arkadaşlarım bakın. 100 gram 18. Sonra x gram saf altın dediği için bu da 24 ayardır. Eşittir.
Toplam karışımım 100 artı x olur. Ayarı da 22. Şimdi ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. Şöyle yazalım. 1800 artı 24 x. 2200 artı 22 x. Burada 2 x olur. 2200'den 1800'ü çıkardığında 400 olur. X'imiz 200 olur. Demek ki 200 gram karışım geliyormuş arkadaşlarım. Ya da 200 gram 22 ayar altın geliyormuş. Evet. 11'e bakalım. Bir kuru yemişçi kilosu 12 TL olan 40 kilogram fıstık ile kilosu 18 TL olan 20 kilogram fıstığı karıştırıp satmak istiyor. Bu karışımın 1 kilogramı maliyeti kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlarım bakın. 40 gram fıstık ile kilosu 12 TL olan kilosu 18 TL olan 20 kilo fıstığı karıştırıyor. O zaman şöyle olmaz mı? Toplam ağırlık 40 artı 20'den 60 kilo olur. Bu 60 kilonun, evet, 60 kilonun 40 kilogramı fıstık, 20 kilogramı 18 olur. O zaman şöyle düşünelim mi arkadaşlar? 1 kilogramın maliyeti diyor ya, 60 kilonun 40 kilogramı fıstık. 1 kilonun kaç kilogramı fıstık olur? 40 bölü 60'dan 4 bölü 6 kilogramı fıstık olur. Tamam. O zaman şöyle diyelim. 60 kilonun 40 için fıstık dedik. Şimdi 20'ye bakacağız. 20 kilogramı 18 TL olan fıstık. Sonra 1 kilogramın içinde ne kadar olur? 20 bölü 60'dan 1 bölü 3 olur. Bu 1 bölü 3'lük kısım 18 TL'lik kısım. Şu da 12 TL'lik kısım arkadaşlar. Peki maliyeti kaç litredir? 1 kilosu 12 TL ise 4 bölü 6'sı kaç TL'dir? 4 bölü 6 çarpı 12. 1 kilosu 18 TL ise 1 bölü 3 kilosu kaç TL'dir? 1 bölü 3 çarpı 18. Buradan 8 artı 6'dan cevap 14 TL olur arkadaşlarım. Ne yaptım? 60 kiloyu hesapladım. Bu 60 kilonun 40 kilosu 12 TL'lik fıstık dedi. O zaman 1 kilogramında kaç TL'lik pardon kaç kilo 12 TL'lik fıstık vardır dedim. 4 bölü 6. Daha sonra dedim ki 60 kilonun 20 kilosu 18 TL'lik fıstık. 1 kilosunda ne kadar 18 TL'lik fıstık var dedim. 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı 18. 4 bölü 6 çarpı 12'den kilosunun kaç lira olduğunu buldum. 12'ye bakalım. Aşağıdaki grafik A ve B karışımlarının toplam miktarı ile karışımda bulunan su miktarları gösterilmiştir. A'dan 20 gram, B'den 30 gram alınarak oluşturulan bir karışımda su oranı yüzde nedir? Arkadaşlarım A'dan 20 gram alınıyor. Tamam mı? 20 gram karışım alınıyor. Bu 20 gram karışıma baktığımda su oranı ne olacaktır? A için bakalım. Bakın su bölü karışıma bakıyorum. Su miktarı 30. Karışım miktarı 40. Demek ki 40'ta 30 olan bir karışımdan bahsediyorum. 40'ta 30'u su olan karışımdan 20 gram alıyorum. O yüzden diyorum ki 30 bölü 40. 20 gramın 30 bölü 40'ı sudur. Artı. Şimdi B'ye bakalım. Bundan 30 gram alıyorum. Peki 60 gramın 30'u mu su? Bu ne demektir? 30 su, 60 karışım. Su bölü karışım oranı 30 bölü 60'tır. Bu 60'ta 30'u su olan karışımdan 30 gram alıyorum. 30 bölü 60 eşittir. Toplam karışımım 20 artı 30'dan 50 olacak. Su oranı yüzde kaçtır diyor. X bölü 100 diyor. Bitti. Şimdi arkadaşlarım burayı düzenleyelim. 30 bölü 2'den 15. Buradan da 15 geliyor. X bölü 2 geliyor. Burayı sadeleştim. 30 eşittir X bölü 2. X'imiz 60'tır. Demek ki yeni karışımın su oranı 60'mış. Şekildeki kaplarda tuz oranları verilen tuzlu su karışımları bulunmaktadır.
Birinci kaptaki karışımın yarısı ile üçüncü kaptaki karışımın 3 bölü 4'ü ikinci kaba boşaltıldığında ikinci kapta oluşan karışımın tuz oranı nedir? Arkadaşım birinci kaptaki karışımın yarısı diyor. O zaman şöyle düşünelim. 60'ın yarısı 30'dur. 30 gram tuz oranı %20. Üçüncü kabın 3 bölü 4'ü diyor. 40'ın 3 bölü 4'ü nedir? 30'dur. Yazıyorum. 30 gram tuz oranı %24. E, oluşan tuz oranı soruyor. Şimdi arkadaşlarım 30 çarpı, önce şunu ekliyorum. 30 çarpı 20, sonra bunu 30 çarpı 24, sonra da bunu 30 çarpı 40. Toplam karışım 30, 30, 30 daha 90'dır. X buradan 28 geliyor arkadaşlarım. 84 bölü 3'ten 28 geliyor. Şimdi bu başka yolla çözülemez mi? Çözülebilir. Sonuçta oran biliyorsun. Bu da 30 gram, bu da 30 gram, bu da 30 gram. Eşit miktarda ekleniyorsa yüzdelerini topla 3'e böl. Yani aritmetik ortalamasını bul. 20 artı 24 artı 40 yüzdelerini yazdım. 3'e böldüm. Ne geldi? 84 bölü 3'ten 28 geldi. Arkadaşlarım bazen böyle uzun yoldan yapmak yerine aradaki katları fark edip ortalamasını alabilirsin. Mesela ne olabilirdi bu? Şöyle bir şey diyelim. Burada 30 gram, evet 30 gram %40'ı karışımın %40'ı tuzmuş. Şimdi dışarıdan da 60 gram %50'si tuz olan karışımın %50'si tuz olan bir karışım ekleniyor. Peki burada şöyle bir ifadeyi nasıl kullanırım? Ağırlıkları eşitle. Şimdi şöyle diyorum. 30 %40. Buraya bakın. 30 %50, 30 %50 şeklinde ayırdım. Yani şuradaki ağırlıkları eşit yaptım. O zaman elimizde 3 tane veri oldu. Ortalamasını alıyorum. 40, 50, 50 bölü 3. 140 bölü 3 oldu. Tamam, kafadan attığım için tam çıkmadı. Arkadaşlarım demek istediğim şu, ağırlıkları eşit olarak paylaştırabilirseniz yüzdeleri toplayıp ortalamasını alabilirsin. Ve son sorumuz. Bir kimya deneyi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Deney ABC türünden 3 maddenin karıştırılmasıyla başlayacaktır. ABC maddeleri kütle bakımından 3, 5, 7 ile orantılı olarak karıştırılacaktır. Yani sana ne diyor? 3K, 5K, 7K. Bir miktar karışım oluşturulduktan sonra karışıma 15 gram B maddesi karıştırılmıştır. Buna 15 gram madde karıştırılıyormuş. Karışımın oranının bozulmaması için karışıma A gram A maddesinden ve C gram C maddesinden ekleniyor. A gram, C gram. A artı C nedir demiş. Şimdi arkadaşlarım B için konuşalım. Toplam karışım nedir? 15K'dır değil mi? B için baktığımda 15K karışımının 5K'sı B'dir değil mi? Tamam mı arkadaşlar? Bu ne demektir? Karışımın 1 bölü 3'ü B'ymiş arkadaşlarım. Şimdi A için konuşacak olursak, A için ise karışım 15K ve A'nın da 3K olduğunu biliyoruz. Bu karışımın 1 bölü 5'inin A olduğunu biliyorum. Ve yine C için aynı işlemi yaparsak 7K bölü 15'ten karışımın 7 bölü 15'i C'ymiş arkadaşlarım. Şimdi ne oldu? Buraya 15 gram B eklendi. 15 gram B eklenecek. O zaman K'yı bulmaya çalışalım. Ve oran değişmeyecek. Diyor ki karışım oranın bozulmaması için. Arkadaşlarım buraya 15 diyorum. O zaman şuraya ne demeliyim? Toplam karışım ne olsun ki bu oran değişmesin? Şimdi hesaplayalım. 15K artı 45 eşittir. 15K artı soru işareti. Bu soru işareti 45'miş arkadaşlar. Demek ki eklenecek miktar toplamda 45'miş. Bunun 15 gramı zaten B. 45 eksi 15'ten diyeceğiz ki A artı C 30'dur. Evet. Bunu toparlamak istiyorum. B karışımı
15'te 5, yani 1 bölü 3 oranıymış arkadaşlar. Bu karışıma 15 gram B ekleniyor. Ama toplam karışımımız nedir? Şuradaki soru işareti yerine isterseniz şöyle yazalım. 15 gram toplam karışım başlangıçta 15'ti. Sonra ne oldu? 15 gram B eklendi. Sonra A'ya A kadar, C'ye C kadar eklendi. Ben burayı soru işareti dedim. Bu oran değişmeyecek. 5K artı 15 bölü 15K artı soru işareti eşittir 1 bölü 3'ten. 15K artı 45 eşittir 15K artı soru işareti. Soru işareti 45 oldu. Bu 45, 15 artı A artı C'nin kendisidir. O da 30'dur. Aslında yaptığımızda hiçbir şey yok. Oran değişmeyecek. Sadece şuna dikkat edecektik. Hepsini eklendiği için toplam karışımı hepsi olarak alacağız. Eklenen miktarları toplayacağız. Buna dikkat ettikten sonra zaten yapılır. Bence bu testte en güzel sorular 13 ve 14'tü arkadaşlarım. Şunlar zaten yapılabilecek düzeydeydi. Bunu yeni öğrenenler için sorulmuş sorular. Evet arkadaşlarım, karışım problemleriyle ilgili bilmen gerekenler bunlardan ibaret. Karışık bir soru gelebilir karşına. Bu bilgilerini kullanarak bilgilerini takla attırmak senin elinde. Yapacağım bu kadar. Sizlere ancak bu kadar yol gösterebilirim. Ama tabii daha zor sorular da çözeceğiz. Simülasyon testlerine geldiğimizde bilgilerimizi karıştırıp karıştırıp çözeceğiz gençler. Diyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde kampımızın 11. gününde görüşürüz.